Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Şu mübarek cuma gecesini inşallah şu ahir zamandaki ümmetin ıslahına, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yeniden tüm dünyaya hükümran olmasına vesile etsin inşallah. Bugün Dersin mevzu Kur'an'ın hakkaniyeti, Kur'an'ın kelamullah olduğunun ispatı üzerine. Çünkü şimdi en çok hücum, en büyük, en dehşetli taarruz doğrudan doğruya Kur'an'a yapılıyor. Hatta hatta o kadar bu iş ileri gitmiş ki bugün bir öğretmen kardeşimiz aradı, hatta ağlayarak anlattı böyle. Dedi ki ya dedi 400 tane talebem var dedi. İçlerinde 70-80 tane hafız var. Hafızlar Kur'an'ı sorguluyorlar. İnançsızlar var. Namaz kılanlar çok az. Yani ağlayarak böyle bunların imdadına yetişmemiz lazım. Kur'an'ı ve Kur'an'ın hakikatlerini ispat eden bu dersleri, bu videoları izlettiriyorum onlara. Namaza başlayanlar, teslim olanlar, iman edenler Böyle anlattığı hakikaten çok ciddi manada buna ihtiyaç var. Hatta bugün yine konuştuk birisiyle. Yani en çok şu anda özellikle ve özellikle gençliğin kafasında dolaşan sorulardan bir tanesi ya Kur'an bir beşer kelamı olamaz mı? Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu nereden bilelim? Kur'an'ın bir insan sözü olmadığına delil nedir diye çok sorular dolaşıyor. Şimdi koca 25. söz baştan sona Kur'an'ın 40 vecihle mucize, 7 vecihle harika olduğunu ispat etmiş. Mucize demek yani beşerin aciz kaldığı olsa olsa bu yaradana aittir, Cenab-ı Hakk'a aittir diye ikrar edilen, teslim olunan bir mevzu demektir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey mucizedir. Çünkü beşer Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının hiçbirini yapmaya kadir değildir. Aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'ın kelamı da mucizedir. Hiçbir beşerin haddi değil ki böyle bir kitabı yazsın. Hem de okuma yazması olmayan bir zatın eliyle bütün asırlardaki bütün okur yazarlara hayret okur yazarları hayrette bırakacak, bırakacak bir kelamı ortaya koysun ve bu bir beşerin kelamı olsun. Bu mümkün değil, imkansız. Öyleyse nedir? Mucizedir. Kur'an'ın kelamullah olduğunun izahını, ispatını oraya havale ediyoruz. Fakat burada başka bir mevzu var. Sorularla, şüphelerle, vesveselerle bizi çok büyük bir vartıya yuvarlandırıyorlar adeta kelime oyunlarıyla bizi aldatarak imanda şüpheye düşürüyorlar ve bütün hakikatların merciği olan Kur'an'da şüphe uyandırınca Kur'an'dan aldığımız bütün dersler hakkında bizi vesveseye, şüpheye, tereddüde düşürmeleri mümkün. O yüzden en evvel Kur'an'a yapılan taarruza karşılık vermek icap ediyor ki Bediüzzaman Hazretleri adeta bütün bu şüphelerin, vesveselerin, desiselerin arka planında hocası, kaynağı, menbaı olan doğrudan doğruya şeytana hitap ederek şeytanın bütün dayanaklarını alt üst edip şeytanın bütün direnişini kırıp tamamen onların ayeta babaları, hocaları ve bütün vesveselerin, desiselerin kaynağı olan şeytanı susturarak meseleye giriyor. Bakın şeytanla karşılaşması var. Doğrudan doğruya şeytanla. Yani şimdi biz bir, bir gün birisiyle böyle muhabbet ediyoruz. Dedi ki ya böyle böyle biz dedi Kemal Paşa'dayız. Kemal Paşa'da birisi var. Böyle gelip bizim medresede gençlerin kafalarını karıştırmış. Onlara şüpheler, vesveseler vermiş. Gençlerin kafalarında bir sürü sorular, vesveseler, şüpheler. E orada böyle onlara cevap verecek birisi olmadığı için böyle epey bir ciddi sıkıntı var falan. Biz de bir vesileyle çıktık gittik oraya. Bütün milletin o gelip kafalarını karıştıran, hocalara gitmiş, camiye gitmiş, bilmem, müftülüğe gitmiş, vaizlere anlatmış falan. Böyle hiç kimse cevap veremedi. Benim sorularım var. Dinle, imanla, Allah'la, peygamberle alakalı. Kime sorduysam <laughs> içinden çıkamadı, inkara gitti. Kime sorduysam imanını kaybetti. Şöyle böyle falan. Neyse dedim ki ya sor madem öyle. Sor deyince dedi. dedi ki bak hocam baştan söyleyeyim dedi. İmanınız giderse karışmam dedi. Ondan sonra Dedim ki kardeşim senin sorunla gidecek iman gitsin zaten lazım değil bize. Çünkü sekeratta şeytan çıkacak karşımıza. Senin sorun hiçbir zaman şeytanın sorusundan daha zor olamaz. Çünkü bütün bu soru soranlara, tüpe vesvese verenlere hepsine vesveseyi kim veriyor? babaları öğretmenleri, hocaları şeytan. Sekeratta şeytan çıkacak karşımıza. Biz talebesini ikna edemezsek hocasını nasıl ikna edeceğiz? O yüzden dedim. Sor dedim senin sorunla gidecekse gitsin o iman dedim ya. Yani Hele dünyada gitsin de tekrar telafisiyle uğraşırız. O imanı yeniden kazanmaya çalışırız. Bir de sekeratta giderse fırsat da yok başka. Öyleyse dedim sen sor. Öyle deyince şöyle etrafa baktı. Hocam o zaman bunlar duymasınlar biz yan odaya geçelim orada ben sana sorayım dedi. Şimdi neyse ilk soruyu sordu ben güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Ya dedim sen bu kitapları okumuşsun o yüzden bana buradan soru soruyorsun dedim. Yok dedi ya nereden okuyacağım ilk soruyu sordu. Açtım direkt 23. sözde. Onun sorusunun aynısı. Ben de insana buradan soru okuyayım dedim. Okudum. baktı kitaba var mı gerçekten böyle bir soru diye. ona döndü. Benden önce kim bu soruyu sormuş dedi ya. Dedim ya hepinize sorduran şeytan. Ona da sordurmuş, sana da sordurmuş. Hepsinin arkasında şeytan var. Bu kitaplar doğrudan doğruya şeytana irad edilmiş. Şeytanı dize getirmiş şeytana eynel mefer kaçacak yer yok mu dedirtecek kadar kesin delillerle şeytanları bile teslim almış hakikatler. Bunlar Kur'an'ın dersi, Kur'an'ın izahları, ispatları falan deyince orada birkaç tane soruyu sordu, cevabını alınca şaşkına döndü. Baktı ki hiç onun tahmin ettiği gibi değil. Yani şimdi burada da Doğrudan doğruya Kur'an'a hücum ediliyor. Şu anda özellikle ve özellikle sosyal medyada, televizyon programlarında bir sürü sahte hocaları şunları bunları çıkarıp onlara sözde Kur'an'a ait sorular sorup onlara cevap veremeyince adeta sanki Kur'an mağlup olmuş gibi böyle dehşetli oyunlar oynuyorlar. Ama elhamdülillah şu iman hakikatlarının karşısında direnen, dayanan daha çıkmadı, çıkamaz daha. Elhamdülillah. Çünkü bu meydanın baş pehlivanı Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın bu asla bakan hakikatleri. Şimdi burada çoğumuzun aldandığı bir nokta var. İnanın çokları buradan kaybediyorlar. Şuradaki düğüm çözüldüğü zaman herkes birden Allah Allah ya. Şeytana baktan nereden gelmiş bizi nasıl avlamış. Nereden yanaşmış bak. Nasıl da bizi kündeye düşürmüş. Nasıl da bizi tuzağa düşürmüş diye çoğu insan bu mevzuyu öğrenince uyanı veriyor. zaman Hazretleri bizzat bu hadiseyi yaşamış, şeytanla karşı karşıya gelmiş. Şahsını görmedim, sesini duydum diyor. Zaten şeytanların ispatını yaparken diyor ki insanlar içinde şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise var diyor. Öyle insanlar var ki 10 tane şeytan toplasında toplansa onun yanında bir halt edemezler. 10 tane şeytana pabucunu ters giydirir. öyle insanlar var. Cesedini çıkartsa geriye ne kaldı? Değil mi şimdi? Cesetli erba habise cesedini çıkardım geriye şeytan kaldı işte. Şeytanın varlığını ispatlamaya gerek yok ki. Zaten bir sürü şeytan var. Hatta hatta bir kardeşimiz, lisede okuyan bir kardeşimiz geldi bir gün dedi ki abi dedi ya bizim hoca şeytanı inkar ediyor dedi ya. Bir de dedi bu hoca kim biliyor musunuz? Dedi. Din hocası dedi ya. Adam dedi Ramazan'da sigara içerek geziyor dedi. Böyle bir o zaman yaşandı bu olay bu hadise. Bize dedi geldi dedi ki arkadaşlar dedi, şeytan diye bir şey yok. Sizi kandırıyorlar. Herkes her türlü haltı işliyor. Ondan sonra da suçu şeytan atıyor falan. Aslında şeytan diye bir şey yoktur. Şöyledir böyledir falan diye. Ondan sonra biz de şimdi onlar gelmiş. Arkadaşlar falan da toplanmış gelmişler. Biz normalde çağırıyoruz çağırıyoruz. Gelmiyor çocuklar. Hoca bunlara vesveseyi atınca hepsi birden aman bizim imanımız gidecek. Ya Kur'an diyor ki şeytan var, hoca diyor şeytan yok. Ne yapacağız? Bu sefer imanımız gidecek. Öyleyse toplanmış hep beraber gelmişler. İyi dedim ya bu hoca işe yaradı. Hani inançsız da olsa bu talebelerin gelmesine, bu hakikati öğrenmesine vesile oldu. Şimdi geldiler, ya hocam şeytan yok diyorlar, Bizde bir şey diyemedik. Ya deseydiniz ya, vallahi ne diyelim hocam? Bir şey, diyecek bir şey bulamadık. Yok diyor adam. Biz var desek ne diyeceğiz? Nasıl ispatlayacağız falan. Neyse açtık. Bununla alakalı bir mevzu var. Diyor ki şeytanın en büyük desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmek. İfadeyi duydunuz mu? Şeytanın en büyük desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Seni her türlü pisliğe, rezilliğe, günaha sokar. Sonra da bir de kendini inkar ettirir. Sonra o çalar oynarsın. Zannedersin ki kendin çalıp kendin oynuyorsun. Şeytan böyle dessas böyle alçak bir mahluk. Şeytanın en büyük desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Dedi ki çocuk hocam bu durumda bizim hoca şeytan oluyor dedi. <laughs> Çünkü şeytanı inkar ettirmeye çalışıyor ya. Ondan sonra bir de bu mevzuyu anlattık onlara. Şeytanın varlığına en büyük delil insanlardaki şeytan vazifesini gören cesetli ervahı habise dediğimiz şeytanlaşmış insanlar, insi şeytanlar. Bunlar cesetlerini çıkarsalar cinli şeytanın aynısı olacaklar. İspatlamaya bile gerek yok. <laughs> Çocuk gitmiş okulda hocaya demiş ki hocam demiş şeytanın varlığına en büyük delil sizsiniz demiş. <laughs> ne diyorsun lan sen demiş. <laughs> Ondan sonra demiş hocam hani şeytan yoktu. Siz demiş bak şeytan olmaktan korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz, bize hemen kızıyorsunuz. Şeytanın en büyük desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmekmiş. Siz de şeytanın varlığını inkar ettirmeye çalışıyorsunuz. Bir de insanlara şeytani vazifeler yaptırmaya çalışan, şeytanlığı yaptırmaya çalışanlar, insanlara kötü ahlaklara sevk edenler falan böyle. Bütün bunlar cesetlerini çıkarsalar geriye şeytan kalacak falan diye anlatınca hoca durmuş. Demiş ki ulan demiş bunlar sen demiş nereden duydun? Bunlar demiş sana ait sözler değil. Ondan sonra anlatmış demiş biz demiş geçen sizin dersten sonra gittik demiş abiler var. Onlara sorduk onlar anlattılar biz de dinledik diye. Böyle bir talebe şu hakikati öğrenince okuldaki o ayarsız ondan sonra hakikattan habersiz adı din dersi öğretmeni ama dinden bir haber o insanın bütün vesveselerine tam ikna edecek şekilde cevap verebiliyor. Bunu bizzat yaşadık yani. Şimdi şuradaki ders çok muazzam bir ders. Yani aslında çoğumuzun aldandığı bir şeytani tuzak var. Bu tuzak insi şeytanlar tarafından kuruluyor ve bu tuzağa çoğumuz düşüyor. Bakın ne diyor? Bu Risale'nin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der: "Sen Kur'an'ı pek ali ve çok yüksek görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et. Sen Müslüman olduğun için Kur'an'a hürmetinden dolayı Kur'an'ı çok yüksek, çok ulvi görüyorsun. Olaya bir de Müslüman tarafından, taraflı olarak değil de, tarafsız olarak bak. Bir tarafa ne? Tarafsız muhakeme et. Bir tarafa muhakeme et? Öyle bak. Yani, bir beşer kelamı farz et. Kur'an'ı bir insan sözü olarak düşün. Bir beşer kelamı farz et. Öyle bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görebilecek misin dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid caminin elektrik düğmeleri çevrilip söndürülünce ortalık birden karanlığa düşer. Öyle de o farz ile yani beşer kelamı farz ederek, insan sözü olarak düşünerek Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Şimdi o zamana kadar gelen vesvesenin nereden geldiği belli değil ama beni Kur'an'a itiraz etmeye, Kur'an'ı inkar etmeye, Kur'an'ın Allah kelamı olduğundan vazgeçirmeye, çalıştığından anladım ki beni o vartaya yuvarlandıran şeytandır. Birden bakın beni vartaya yuvarlandırıyor Kur'an'dan istimdad ettim. Kur'an'a yalvardım, Kur'an'a yapıştım, Kur'an'dan medet bekledim. Ha. Birden bir nur kalbime geldi, müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim ey şeytan bir tarafane muhakeme yani olaya tarafsız olarak objektif bakmak demek iki taraf ortasında bir vaziyettir. Ne oradan ne buradan ne dinsiz tarafından ne dindar tarafından. Yani dinsizler ne diyor? Kur'an beşer kelamıdır diyor. Haşa Muhammed yazdı diyorlar. Dindarlar ne diyor? O diyor Allah kelamıdır. Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle insanlığa gönderildi diyorlar. Doğru mu? Şimdi bu durumda olaya objektif olarak tarafsız bakmak ne demektir? İki tarafın telakkisinin dışında ortada bir bakış demektir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise sizin bize yutturmaya çalıştığınız tarafsızlık, objektiflik ise tarafı muhalifi iltizamdır. Doğrudan doğruya ne diyor? Bir ne muhakeme Yani Kur'an'a tarafsız bak. Yani bir beşer kelamı olarak, bir insan sözü olarak bak diyor. Yani tarafsızlık adı altında karşı taraftan baktırmayı bize tarafsızlık olarak yutturuyorlar ya. Her mesele de böyle değil mi? Hep batılıların gözüyle bakalım. Hep öyle alışmışız ya. Onlar onların gözüyle bakınca he, tamam her şey doğru tarafsız. Halbuki öyle mi ya? Bakın enteresan bir oyun ha. Şu anda çoğu insanın düştüğü nokta bu. Ha. Bunun müthiş bir ispatını, muazzam bir izahını yapacak. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak, beşer kelamı insan sözü diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, hıkkı muhalifi esas tutmaktır. Dinsiz bir bakışla bakmaktır. Yani dindar bir bakışla dinsiz bir bakış ortasında bir vaziyet değil bu tarafsız bak canım sen Kur'an'a Allah kelamı olarak inandığından dolayı, onu yüksek gördüğünden dolayı, ulvi gördüğünden dolayı ona inanmışsın ondan dolayı onun Allah kelamı olduğunu beşer kelamı olmadığını iddia ediyorsun, yüksek görüyorsun, ulvi görüyorsun, kutsal görüyorsun bir de diyor karşıdan bak objektif olarak bak, tarafsız olarak bak yani beşer kelamı olarak bak insan kelamı olarak bak diye bizi ne yapıyor? Doğrudan doğruya dinsiz taraftan bakmayı bize objektiflik olarak, tarafsızlık olarak yutturuyorlar. Şimdi tarih bölümünde okurken hocalarımızdan bir tanesi İslam tarihi ile alakalı bir ödev verdi. Ben de hazırlandım. İslam tarihi ile alakalı otorite hükmünde olan dindar tarihçiler var. Onlardan da dipnot gösterdim. Başkalarından da dipnot gösterdim. Güzel bir sunum hazırladım. Sunumu yaptıktan sonra dedi ki sen dedi tarafsız bir sunum hazırlamamışsın dedi. Yani dedi dipnotlarda hiç dedi yabancılardan yok dedi. Mesela dedi işte şunun bunun saydı tek tek böyle. Doktor Duzinin bilmem Gibbons falan bir sürü e, tarihçiler var. Onların kitaplarına da baktım bakmadım değil. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Kur'an hakkında ne kadar aşağılık ifadeler varsa peş peşe sıralamışlar. Haşa böyle Peygamberimizin bir devlet kurmak için bir fikir ortaya attığını, insanların din duygusunu kullanarak güçlenmek istediğini, işte kitabı da kendi yazdığını falan böyle onları böyle ortaya atmışlar. Onlarla savunmuşlar ve bizim hocamız da Onların gözüyle bakmanın, dipnotlarda onlardan bahsetmenin, onlardan dipnot göstermenin, onları kaynak olarak göstermenin, ödevi onlardan hazırlamanın objektiflik olduğunu, tarafsızlık olduğunu iddia ediyor. Hemen itiraz ettim hocam bir dakika dedim. Tarafsızlık demek Kur'an'a, İslamiyete dinsiz gözüyle bakmak mıdır? Peygamberimize, Kur'anımıza iftira eden her türlü hakareti yapan insanların sözüne itibar etmek midir? Bu doğrudan doğruya din düşmanlarının, peygamber düşmanlarının, Allah düşmanlarının bakışıyla bakmaktır. Direk karşı taraftan bakmaktır. Bu tarafsızlık falan değildir. Objektif bakış böyle olmaz. Dini, İslamiyeti en iyi dindar insanlar bilir. Öyleyse ha tarafı muhalifi iltizam etmek tarafsızlık değildir. Bu vesvese altından bize onların bakışını tarafsızlık diye, objektiflik diye yutturamazsınız dedi. Çok şaşırdı. Ve şu ifadeyi kullandı. Dedi ki ben dedi hiç böyle düşünmedim dedi. Normalde dedi hep dedi bizde batılların gözüyle baktığın zaman tarafsızsın. Müslümanların gözüyle baktığın zaman da taraflısın. Böyle anlaşılır. Mesele böyle muhakeme edilir. Biz hep böyle gördük dedi. Aynı bakın şeytanın vesvesesi her kulvarda aynı taraftan geliyor. Ha. Onlara göre diyor büyük olmak için ecnebi olmak gerek diyor ya. Şimdi aynı onun gibi illa ne olacak? Ecnebi olacak ki sözüne itibar edilsin. Batılı yazarlar deyince hangi sözü yazarsan yaz hemen. Batılı bir düşünür şöyle bir şey söz söylemiş deyince hemen herkes ya yapma ya falan ne güzel söylemiş falan. Sen bile söylesen altına bir batılı düşünün adını yaz. İtibar görüyor değil mi? Bizde hep böyle olmuş. Hep böyle yutturmuşlar. Hep dinsiz bakışı, inançsız bakışı hep objektiflik diye, doğru bakış diye, tarafsızlık diye yutturmuşlar. Şimdi Kur'an'a beşer kelamı olarak bakmanın tarafsızlık olmadığının ispatını yapacak. Bakın. Şeytan dedi ki Öyleyse ne Allah kelamı ne de beşer kelamı deme. Madem Kur'an'a beşer kelamı demek tarafı muhalifi iltizamdır, dinsiz bir bakış açısıdır. Kur'an'a değil mi inançsız bir bakış açısıdır. Doğrudan doğruya karşı tarafın fikirlerini kabullenmiş olarak olaya bakmaktır. Öyleyse tamam diyor. Ne beşer kelamı ne de Allah kelamı deme. Ne diyeceğiz? Var mı ortası? Üçüncü bir şık var mı? Şimdi bakın nereye geliyor mesela? Ortada farzet öyle bak. Ben de dedim o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa münazaun fih ne demek biliyor musunuz? Şurada bir mal var. İki kişi bu mal hakkında niza etmiş. Biri diyor ki bu benim. Öteki de diyor ki kusura bakma o benim diyor. Aralarında niza çıkmış. Bu malın kime ait olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Şimdi aynı onun gibi değil mi? Bir tarafta Allah, bir tarafta beşer. Ortada Kur'an. Biri diyor ki bu beşer kelamı diyor. Öteki de diyor ki Allah kelamı diyor. Bu kelam kime ait olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bilimsel yöntem neyi gerektirir? Bakın ne diyor? Hukukta geçerli olan bir yöntem var. Hani ara var, hakemler var ya. İki taraf bazen miras meselesinden, şundan bundan, o diyor ki benim, o diyor benim. Hakemler var değil mi? Hakem heyetleri var, ara bulucular var falan. Şimdi hukukta takip edilen yöntemi burada takip edeceğiz. Tamamen bilimsel bir yöntem. Hiçbir akıl itiraz edemez buna. Diyor ki münazaun fih bir mal bulunsa iki tarafın da sahiplik iddia ettiği bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise, ikisinin de delilleri çok sağlam. Ve ikisi de birbirine yakın ise, mesela diyelim, kaşıkçı elmasını duydunuz değil mi? Topkapı Sarayı'nda şu anda sergileniyor. Paha biçilemeyen bir mücevher. Şimdi bu mücevheri bulduk bir yerde. Bizim köyün çobanıyla padişah ikisi de sahip çıktı buna. Dedi ki çoban dedi benim bu dedi. Ya gezerken cebimden düşürmüşüm yanlışlıkla. Çantamdan düşmüş dedi. Padişah da dedi ki ya benim bu dedi. Şimdi ikisi arasında bir münazara başladı. İkisi de sahiplenmeye çalışıyor. İkisi birbirine yakın olsa mal ortaya bırakılır. Kim ispatlarsa alır doğru mu? Ama ikisi birbirinden çok uzaksa padişahla çoban gibi Direkt mal padişaha verilir. Çoban ispatlarsa ancak alabilir. Doğru mu? Yoksa garibim yırtık çarıkla gelmiş kaşıkçı elmasının kendisine ait olduğundan bahsediyor. Olmaz ki. Yani sen ne yapamazsın? Kaşıkçı elmasının sadece ambalajının üzerindeki oymalardan bir tanesinin içindeki küçücük bir zümrüte, elmasa, yakuta bile sahip olamazsın. Nerede kaldı? Kaşıkçı elmasına sahip çıkmak. Doğru mu? Şimdi bakın Kur'an'a sahip çıkmaya çalışan biri beşer, biri kainatın sultanı. Ortada Kur'an. Şimdi kaşıkçı elması kime yakışır? Ha, bakın şimdi iş nereye gidiyor? Kur'an kime yakışır? Bütün beşerin değil mi? dost ve düşman olan bütün ilim erbabını karşısında diz çöktüren, bütün belagat sahiplerine parmaklarını ısırtan, o asrın bütün ediplerini, belilerini şaşırtan ve Kabe'nin duvarına altınla yazılan bütün o muallakat-ı seba denilen bütün o şiirlerin hepsini bizzat kendi elleriyle kendi şiirlerini kendilerine indirttiren, ve bütün asırlardaki bütün Beşeriyetin bütün akıllarına Değil mi? Ağır gelen Bu kelam Bütün zamanlarda Verdiği bütün Gaybi haberlerin tamamı Yüzde yüz Doğru çıkan Herhangi bir ilimle alakalı Kur'an'daki herhangi bir hükmün Asla Yanlış çıktığına rastlanmayan Anne karnında üç karanlık içinde yarattık diyor. Bilim 1400 sene inceliyor, sonra inceliyor bakıyor ki hakikaten üç karanlık var. Biz demiri gökten indirdik diyor. Jeoloji bir inceliyor bakıyor ki hakikaten gökten indirilmiş demir. Her bilim dalında, her konuda Kur'an'ın ifade ettiği bütün hakikatların yüzde yüz isabet etmiş olması. Hiçbir mevzuda bir konuda bir hükmünü dahi hiçbir beşerin çürütemediği bir kelam. Ve bütün zamanlar, bütün asırlar onu anladıkça istikamete giren, medeniyeti bulan ve adeta terakki eden bir dem ettiren bir kitap. Şimdi bu kelam kime yakışır ya? Şimdi Muhakematta belagatla alakalı anlatırken çok enteresan bir tabir kullanıyor. Mesela diyelim tıp ilmiyle ilgili bir zat bir ifade kullandı. Tıp ilmini bilen birisi diyor ki bu ifadeyi kullanan tıbbın tamamına hakim olması lazım ki bu ifadeyi kullanabilsin. Bu çünkü Tıbbın tamamına hakim olabilen birisinin kullandığı bir ifadedir. Başkası bu ifadeyi kullanamaz. Çünkü bu ifade olsa olsa ona aittir. Şimdi Allah aşkına Kur'an'daki bütün değil mi? Tıpla ilgili ayetler insanın yaratılışıyla ilgili ya bak bir damla sudan evreleri anlatıyor. Sonra ne diyor? Demin diyor. Dem Dem kan demek, kan pıhtısı. Sonra lahmin diyor. Lahm bir çiğnem et parçası. Sonra cenin suretinden bahsediyor. Anne karnındaki yaratılışın evrelerini anlatıyor arkadaş. 1400 sene önce röntgenin olmadığı bir dönemde anne karnındaki yaratılışın dönemlerini, evrelerini kim nereden bilebilir ki? Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani ilimler terakki ettikçe Kur'an'ın hakikatlarını beşer her seferinde tasdik ediyor. Kur'an'ın terbiye ettiği peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın her konuda sağlıkta, aile içi huzurda, toplum yönetiminde, siyasette, şahsi kemalatta her konuda verdiği bütün hükümler yaşadığı bütün yaşantıların hepsinin tam isabet oluşu. Ne demek ya? Geçen anlattık ya. Sadece bak su, suyu 3 yudumda içmenin şu anda tıp o kadar faydalı hatta değil mi, tek yudumda içmenin zararlarını anlatıyor. Ayakta içmenin ne kadar zarar? Bütün bu hükümler sağa doğru yatmanın değil mi dizlerini karnına doğru çekmenin Sünnette ne varsa hepsinin o kadar faydalarından bahsediliyor ki. Şimdi bütün bu faydalar 1400 sene sonra ilimler tarafından keşfedilirken Allah aşkına ya okuma yazması olmayan bir zatın 1400 sene önce bütün ilimlerde verdiği hükümlerin tamamının yüzde yüz isabet çıkmış olması ancak ve ancak Kur'an'ın ifade ettiği o kendinden söylemez ifadesiyle tabir edilebilir. Yoksa bir beşerin tespitleri kendi bulduğu hükümler, kendi kafasından ortaya koyduğu kanunlar olma ihtimali asla ne yapamaz düşünülemez. Şimdi bakın mevzuyu nereye getiriyor? Öyleyse ne Allah kelamı ne de beşer kelamı deme. Ortada farz et bak. Dedim o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, iki tarafın sahiplik iddia ettiği bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise, iddiacıların ikisi birbirine çok yakın ise, kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birisinin eline veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak, hangisi ispat ederse o alır. Ama ikisi birbirine yakın ise eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak ise biri maşrıkta biri mağribde o vakit kaydeten sahibül yet kim ise yani bu mal kime yakışır ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değil. Çünkü ortası yok. Ne Allah kelamı ne de beşer kelamı değil dedik. O zaman, o zaman nereden çıktı? Ha, ortası yok. Ortası olmadığı için mutlaka ne yapılacak? Bir tarafa bırakılacak. Öbür taraf kendisine ait olduğunu ispat ederse sahip çıkabilir. Ama ispat edemezse o halde sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Seradan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ar arasında bırakmak mümkün değil. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi Varla yok. Ortası var mı? Vücut ve adem gibi iki nakize indirler ki zıttırlar ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibül yet yani Kur'an'ın hakiki sahibi tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili isbata bakılacak. Yani Kur'an'dan asla şüphe edilmeyip Sonra beşer bu kelamın, bu kitabın Allah'a değil de kendisine ait olduğunu ispat ettiği zaman o zaman ancak Kur'an'dan şüphe edilmeye başlanabilir. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün burhanları birer birer çürütse Kur'an'ın beşer kelamı olduğunu iddia eden Kur'an'ın insan sözü olduğunu söyleyen insanlar Kur'an'ın Allah'a ait bir kelam olduğunun bütün delillerini tek tek çürütse ona el uzatabilir. Şöyle düşünün. Gökyüzüne milyonlarca çiviyle çakılmış bir kitap düşünün. Şimdi gökyüzünden onu indirmek için bir tane çivi sökmek yeter mi? iki çivi, üç çivi. Bak milyonlarca çivinin hepsini söksen bir tane çivi varsa yine ne yapar? Şimdi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun bütün delillerini çürütsen sadece bir delil olsa yeter mi? Sadece tek bir çivi ne yapar? Tutar. Öyleyse tek bir delil olsa yeter. Şimdi bakın Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair sayısız deliller varken, hiçbir tanesini çürütemeyen, sadece vesveselerle, şüphelerle kafaları karıştırmaktan daha ileri geçemeyen insanlar, Kur'an'ı Allah'tan alıp da beşerin eline ne yapamazlar? Asla veremezler. Düşünen hiçbir zihni kandıramazlar. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir yoksa uzatamaz. Heyhat binler berahini kat'iyenin kat'i delillerin mıhlarıyla arş azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir. Ki enteresandır bakın. Kur'an bütün asırlardaki bütün insanlığa meydan okuyor ya. Bizzat kelamı Kur'an'ın ayetleri. tu bi suretin min mislihi diyor. Sonra kısa bir suresinin mislini getirin. Ey Kur'an'ı beşerin yazdığını iddia edenler. Kur'an'a beşer kelamı diyenler siz de diyor bütün yardımcılarınızı toplayın bilim adamlarını toplayın güvendiğiniz kim varsa herkesi toplayın edipleriniz belileriniz, edebiyatçılarınız bilim adamlarınız hatta hatta ilahlarınızı da çağırın diyor hani adam adama der ya yedi sülalenin topla gel diye ayet meydan okurken ilahlarınızı da çağırın diyor onlar da diyor Kur'an'a karşı bir nazire yapsınlar. Hani Kur'an gibi bir kitabı bir beşerin yazması mümkünse buyurun yazın siz de beşersiniz. Hem de bir tane değil. Hepiniz toplanın diyor. Topunuz hepiniz gelin. Velileriniz, edipleriniz, arifleriniz, ilahlarınız, din adamlarınız, kiminiz varsa gelin hep beraber Kur'an'ın bir suresine Önce bir aşırı ver diyor. 10 sure sen yapın. Onu da yapamazsanız bir sure sen nazire yapın. Onu da yapamazsanız kısa bir sure sen nazire yapın. Onu da yapamazsanız bir ayetine nazire yapın. Çıkın diyor ya. Ve tarih boyu kimse çıkıp da Müseylime-i Kezzab'ın bir iki kelamından başka hiç kimse Kur'an'ın karşısında nazire yapamamış diyor. O yalancı peygamber var ya. Bir zaman Hazretleri diyor ki Müseylim'e zamanının en büyük ediplerindendi diyor. Kendine güvendi, meydana çıktı. Bana da ayet geldi, vahiy geldi deyip hani maksadı Kur'an'ı nazardan düşürmek ve çok belagatlı ifadeler kullandı. El filum mel filun hortumun tabil fil öyle bir fildir ki hortumu uzundur şöyledir böyle bir <laughs> falan diye. O zaman dinsizler, müşrikler demişler ki aman demişler sakın bunları hemen yırtın yoksa rezil olacağız demiş. Ve zaman Hazretleri diyor ki Müseylimen'in yazdıkları çok belagatlıydı. Çok edebiydi. Fakat diyor dünyanın en güzel insanı Yusuf peygamberle yan yana konulsa ne kadar çirkin düşer. Dünyanın en güzel kelamı Kur'an'la kıyaslanda Müşrikler bile hemen onun yazdıklarını yırtmak zorunda kaldılar. İlk önce müşrikler onu yalanladılar. Ha. Şimdi şu mana çok önemli. Ne demek bu? Bütün asırlarda bütün insanlığa meydan okuyor. Buyurun bir beşerin böyle bir kitabı yazması mümkün mü? Birisi dedi ki ya dedi peygamber Kur'an'ı yazmış olamaz mı falan dedi. Ben dedim ya sen peygamberi tanıyor musun dedim tanımıyorum dedi. Tanısaydım böyle bir şey sormazdım. Niye? Dedim peygamber okuma yazma bilmiyor. Bırak yazmayı, okumayı bilmiyor. Nereden Kur'an gibi bir kitap yazsın? Ha bilmiyordum dedi ya ben. <laughs> Şimdi düşünün Cenab-ı Hak özellikle bizim imtihanımızı değil mi kolaylaştırmak için o elsiz bir böceğin eliyle ipeyi dokutturuyor. Zehirli bir sineğin eliyle balı gönderiyor. Kuru çubuktan hasiyetli üzüm salkımlarını gönderiyor. Yani hiç alakası olmayan zıtlardan gönderiyor okuma yazması olmayan birinin eliyle de bütün okur yazarlara parmak ısırtan, devrindeki bütün edipleri, belileri, şairleri diz çöktüren ve kıyamete kadar kimsenin itiraz edip de bir hatasını bulamadığı Kur'an'ı gönderiyor. Ta ki ondan zannetmesinler. Değil mi? Balı arıdan, ipeyi, örümcekten, değil mi? üzüm salkımlarını o kuru çubuktan zannetmeyip Kur'an'ı da bir beşerden zannetmeyip ne yapsınlar? Allah'a ait olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye bize ne yapıyor aslında? Tiyo veriyor. İmtihanımızı kolaylaştırıyor ya. Öğretmen niye siyah tahtaya beyaz sebeşirle yazıyor? Ya işte beyaz tahtaya yazsa ya. Zıtlar birbirini gösterir. Ha, şimdi Peygamberimiz Ali İsa diyelim ki mesela çok büyük bir alim olsaydı, peygamberlik gelmeden önce, Kur'an inmeden önce de çok kitapları olsaydı mesela, kütüphaneler dolusu kitap yazmış olsaydı, büyük bir filozof olsaydı, herkes ne derdi? Zaten daha önce de kitaplar yazmıştı. Bu da onlardan birisi olabilir. Zaten çok size çok büyük bir alimdi. Okuma yazması da vardı. Yazabilir canım falan diyebilirlerdi. İslamiyeti o devirde medeniyet yeryüzünde yok değil. Yunan medeniyeti var, Hint medeniyeti var, Pers medeniyeti, Fars medeniyeti, bir sürü medeniyetler var ama hiç medeniyetin uğramadığı kurak bir çölde İslamiyeti göndermiş olması, oradaki bütün güzelliklerin İslam'a ait olduğunu, onların kendilerine ait, kendi geleneklerinden gelen, kendi toplumlarına ait bir güzelliğin olmadığını, doğrudan doğruya bütün güzelliğin İslam'a ait olduğunu göstermek için ya. Şimdi diyelim zengin bir adam mahallenin mahalleden birisini giydirecek. Zenginliğini onun üstünde tam göstermek için kendisinin giydirdiğini bildirmek için ne yapar? Mahallenin en garibanını giydirir. Doğru mu? Mahallede üstü başı yırtık pırtık perişan halde mahallenin diyelim ki her mahallede oluyor. Mahallenin bir divanesi oluyor. Mahallenin delisini bir giydirmiş ama üzerindeki elbiseler 100 bin TL. Bir görseniz karşıdan, vay be, adam ne giymiş be? Zaten hep giyerdi böyle elbiseler. Demek ki kardolabından bir elbise daha çıkarmış, giymiş falan demez değil mi kimse? Bunu kim giydirmişler? Çünkü onun böyle bir elbise giyme ihtimali yok. Kim bak, Cenab-ı Hak hep böyle bize aslında ne yapıyor? Kendi icraatını göstermek için zıtların eliyle gönderiyor. Aa, işte ey şeytan senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise bir, ke bir kere beşer kelamı farz edilse yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa bütün mıhların kuvvetinde çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arşı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisenle şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında objektiflik, tarafsız bakış sureti altında uydurmacası, aldatmacası altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şimdi bunun hemen arkasında şeytan itiraz ediyor. Onun itirazına başka bir cevap var. Sonra bir daha itiraz ediyor. Başka bir cevap daha var. Bildiğin sonuna kadar şeytanı Şamaroğullarına çevirip sonunda diz çöktürüp teslim alıyor. Kalanı vaktimiz yok. Kalanını inşallah böyle arzu edenler 15. sözün zeylinde burası. Arzu edenler okusunlar. Arzu etmeyenler de niye arzu edemiyoruz diye düşünsünler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.